Başaran Yayınları Başarılı Çocuk Programını sunar. Evet sevgili seyirciler, Başarılı Çocuk Programından hepinize hayırlı pazarlar diliyorum. Bu hafta Başarılı Çocuk Programından yine farklı bir konukla, farklı bir uzmanla çok önemli bir konuyu işleyeceğiz. Daha önceki haftalarda yine öğrencilerin özellikle başarılı olması bu konuda hem okul döneminde akademik başarısının artması hem de okul döneminden sonra hayat okulunda özgüvenleri yüksek üretebilen, başarılı, kendini doğru ifade edebilen ve gerçekten yapmaları gereken durum ve olayları kendi başlarına başarılı bir şekilde yerine getirebilecek hedef odaklı bireyler yetiştirmek tabi bunun temelinde çocukluk döneminde başarılı bir çocukluk döneminde ne dayanıyor. Bunun için biz Olay TV ekranlarında canlı yayında her hafta çocuklarımızın başarılı olması için sürekli güzel ve farklı konular işleyeceğiz. Bu hafta Yine aynı şekilde özellikle akademik başarısının artması için yani okul dönemini daha kolay ve sorunsuz geçirmesi için kalıcı ve hızlı öğrenmeyi işleyeceğiz. Yani bir birey, bir öğrenci gerçekten şunu sık sık kullanıyorsa, çok çalışıyorum ama çalıştıklarımı sınava ve derse yansıtamıyorum. Çok çalışıyorum ama olmuyor ve çok çabuk unutuyorum. Peki nerede hata yapıyoruz ve bu hatayı nasıl düzeltebiliriz? Hep birlikte ülkemizin eğitim alanına nasıl katkı sağlayabiliriz? Nasıl başarılı bireyler yetiştirebiliriz? Bütün amacımız ve gayemiz bu. Bu hafta yine aynı şekilde eğitimci yazar ve alanında farklı araştırmalar yapmış beynin sağ lobunun gerçekten aktif kullanılmasıyla başarılı ve kolay kalıcı hızlı öğrenmenin gerçekleşebileceğini bileceği noktasında ARGE ve çalışmaları yapmış eğitimci yazar Mustafa Yurttaş'ı konuk ettik. Mustafa Bey hoş geldiniz. Teşekkür ederim Hakan Bey. Beni bu arada konuk olarak davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Rica ederiz. Biz teşekkür ederiz. Aslında evet. zamanınızı ayırıp geldiğiniz Estağfurullah. için Estağfurullah. biliyoruz ki gerçekten çocuklar ders çalışırken zorlanıyorlar. Ama mutlaka bunun bir kolay yöntemi vardır. Her şeyin bir stratejisi ve kolay yöntemi olduğu gibi ders çalışmanın da hatta bilgiyi kolay almanın da, depolamanın da ve hatta bir depolanan bilginin de sınava veya ifade ederken de ...hatırlanmanın da kolay mutlaka yöntemi vardır. Bu yöntemle ilgili araştırmalarınız var, yazdığınız kitaplar var. Evet. Peki öğrencilerin daha kolay ve kalıcı öğrenmesi için kolay olan yöntem nedir evet. diye başlayalım. Evet, teşekkür ederiz. Bu arada ben de bütün bizi izleyenlere hayırlı pazarlar dileyerek başlayalım. Şimdi Hakan Bey şunu söyleyelim. Biz insan fıtratına ya da çocuk fıtratına indiğimiz zaman eğer fıtrata göre doğru öğrettiğimiz zaman yani çocuğun potansiyelini doğru yönlendirdiğimiz zaman derste bunu doğru işlediğimiz zaman bunu çocuğa doğru bir iletişimle verdiğimiz zaman çocuk bunlardan beslendiği zaman çocuk bu defa farkında olmadan beş duyusunu eğitime katıyor. Be beş duyusunu eğitime kattığı zaman ne oluyor çocukta bu defa o alana de karşı bir konsantrasyon gücü gelişiyor. O alana karşı eğilimi gelişiyor ama maalesef biz ülke olarak biraz sol beynimizi çok kullandığımız için yani daha çok işte anlatarak öğretme, işte dinleyerek öğrenme ya da daha çok çocuğu kulakla eğitmeye çalışıyoruz. Ama yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. Beynimiz basit olanı seviyor. Yani çocuk eğer öğretmiş olduğunuz konuyu basitleştirerek anlatmıyorsanız, yani karışık hale getirdiğiniz zaman zaten çocuk orada direkt tepkisini veriyor. Ve araştırmalar şunu gösteriyor. Beynimiz basit olanı seviyor. Biraz açacağım bunları. Renkli olanı seviyor. Şekillendirmeyi seviyor ve yaşayarak öğrenmeyi seviyor. E baktığınızda eğer bu dört temel yani eğitim hayatımızda yoksa, öğretmen bunu kullanmıyorsa, anne baba evde bunu kullanmıyorsa bu defa anne baba ve öğretmene göre bir öğrenme stili oluşturuyoruz. Bu stilde sınıfta öğretmen işini zorlaştırıyor. Evde anne babanın işini zorlaştırıyor ve çocuk farkında olmadan çocuk kendi bu defa işini zorlaştırıyor. Peki ben sağ beni kullanmayan ülkem kitabında özellikle dile getirdim. Hakan Bey şunu çok rahat dile getirebilirim. Bu ülke aslında potansiyelini doğru kullanmadığı için kolayı zorlaştırıyoruz biz. Şimdi eğer bir çocuk beş duyusunu katmıyorsa işleyişe sadece dinliyorsa hani araştırmalar şunu gösteriyor ki söylemin insan zihni üzerindeki etkisi yüzde yedi. Söyleyiş tarzınızın duygu kattığınızda %38, beden dili %55. E şimdi buna baktığınız zaman bizim toplum genelde sol beyin iletişim, sol beyin üretim kullan, alanı kullandığı için bu defa farkında olmadan anlatan da işini zorlaştırıyor, dinleyenin de işini zorlaştırıyor. Şimdi eğer bir çocuk beş duyusunu katarsa, onlara değineceğiz. Ya yani beş duyu nedir? Çocuk dokunsal zekasını kullanıyorsa, görsel zekasını kullanıyorsa, bunun yanında kinestetik biraz hareket temelli öğreniyorsa o sınıfta bulunmak ister ortamda bulunmak ister. Peki bulunmak isteyen çocuğa biz neyi kazandırmış oluruz? Duygusal sermayesini derse yansıtmasını sağlamış oluruz. Peki burada mesela ben bir örnek vereyim. Şimdi genelde araştırmalar şunu gösteriyor. Sol beynin hani algılama işleyişi nasıl çalışıyor? Kelimeler, sayılar, mantık, düzen ve sorgulama ile ilgilenir. Ve yapılan araştırmalara göre yüzde yirmi bilgiyi kaydeder. Peki sağ beynimiz daha çok yaşantılarımızı kaydettiği için yüzde %80 bir gigabaytı olan bir potansiyelimiz. Peki neyle çalışır? Renklerle çalışır. Görselle çalışır. Bunun yanında hareket temelli, duygu, his ve hayal gücü daha çok ve işin bütünüyle ilgilenir. Sanki biz fotoğrafın bütünü görmediğimiz için yani bir çocuğa bir öğretmen ders anlatırken ben çocuğun görselini de nasıl dersi işleyişe katabilirim? Şimdi burada önemli olan şu. Ee, Hakan Bey yapılan araştırmalara göre dünyada 260 teknik var. Sağ ve sol beyni birlikte kullanarak öğretme. Finlandiya bunun örneğidir. Artık yaşayarak öğrenme bunun çok birçok gelişmiş ülke uyguluyor. Peki ülkemizde ne var? Ezber eğitim. Ezber eğitimin yapılan araştırmalara göre Arapça kelime altyapısını incelediğiniz zaman zihinsel taribat yaptırıyor ezber eğitim. Çünkü ezberletil bir şey öğretemiyorsunuz ki. Burada bu defa çocuk ne sorunu yaşıyor? Bilgi yönetemiyor. Bilgiye mahkum kalıyor. Mesela diyelim ki işte hatta ben kendi görsellerimde de paylaşıyorum. Diyelim bir öğretmen coğrafya dersini anlatıyor. Nedir? Doğu Karadeniz bölgesinin altı dağını anlatıyor. İşte dedi ki çocuklar doğudan batıya ya da batıdan doğuya bizim altı dağımız var. İşte hani ben şu anda görselleriyle hatırlıyorum da işte bir Yanlışam, iki Giresun, üç Rize, dört Mescit, beş Çimen, altı Kop dedi. Şu anda ben size sorsam bunları sırayla bana sayar mısınız? Sayamazsınız. Evet. Çünkü neden? Sol beyinle dinliyorsunuz. Peki ben desem ki Hakan Bey bunu siz kendi bilinçaltınızdaki nesnelere göre görselleştirin. Yanlış çam resmini çizdiniz. Bir ana tema çizdiniz Doğu Karadeniz bölgesi. Ana temamız ne? Yanlış çam resmini çizdiniz. Çizdiğiniz zaman o bilgi öğretmenden çıkıp öğrenciye ait oluyor. Neden? Çünkü çocuk dokunsal zekasını kullanıyor. Bir. Hani diyoruz ya duyusal öğrenme. Kendi kitabıma özellikle ona değindim. İki, görsel zekasını kullanıyor. Çünkü o kelimeyi nesneleştiriyor. Üç, yaşayarak öğreniyor. Yani bilinç altındaki o nesneyi kelimeyle örtüştürdüğü zaman bu defa çocuk bütünsel öğreniyor. Parçasal öğrenmiyor. Peki işte devam ettim. Mesela Giresun deyince aklımıza ne geliyor Hakan Bey? Fındık. Fındık geliyor değil <laughs> evet. mi? Fındık resmi çizdiğiniz zaman fındık seneyi hatırlatacak Giresun'u. Rize deyince aklımıza ne geliyor? Çay. Çay. Çay resmini çizdiğiniz zaman siz o Rize dağını o kelimeyi ezberlemek zorunda mısınız? Evet. Devam ettim. Mescit deyince aklınıza ne geliyor? Cami. Cami, Cami evet. resmini çizdiniz evet. ya da sizin hani bilinçaltınızda olan bir camiyi çizdiniz. Evet. Devam ettim. Çimen deyince aklınıza ne geliyor? Futbol sahası gelebilir, değil mi? Onu evet. çizdiniz. Kop kopmakta olan bir ipi öğret çizdiğiniz zaman sağ ve sol beyni birlikte eğitime dahil etmiş olursunuz. Bu defa öğretmen hep anlatan değil aynı zamanda bilgiyi öğrenciye göre işleyen bir konuma geçmiş oluyor. Bu defa çocuk, bakın aslında işte sağ beyni kullanmayan ülkem kitabında özellikle ben bunu gerçekten, çünkü ben de eğitim hayatında çok sıkıntılar yaşadık. Ezberleyemediğim için acaba nota düşük puan alabilir miyiz? Acaba sınıfta rezil olabilir miyiz? Ya da işte efendim anne babamıza ne, ne tarz bir cevap vereceğiz şeklinde hep kaygılı yaklaştık. Bunun sebebi biz ülke olarak sağ beynimizi eğitimde kullanmıyoruz. Şimdi bakın düşünün çok basit aslında, Biraz önce ne dedim beynimiz basit olanı seviyor. Basit olanı hatırlıyor. Basitleştirmek mi gerekiyor? Bunu yazılı olan o kelimeleri çünkü aslında. Fıtrata indirmek gerekiyor diyelim daha doğrusu. Belki şundan dolayı mı öğrenciler? Bakın ben zorlanıyor. hatta seyircilere bir örnek ve olması babında bir örnek vermek istiyorum. Eğer kameraya yaklaştırırlarsa e, söylesinler. Hatta e, canlı yayın varsa bağlanabilir. Ülkemize Tabii, bir katkı sağlamak. Yayınları... Elimi şöyle yapacağım. E, seyircilerimiz lütfen cevap yazsınlar bize. Evet, size hangi kameraya bakıyorum arkadaşlar? Buraya ona mı bakıyorum? Peki. Ee, beni dinleyen, beni izleyen e, arkadaşlar, bazı kelimeler söyleyeceğim. Lütfen söylediğim kelimeleri aynen tekrar etsinler. Peki. Başlıyorum. Kalem, silgi, mikrofon, telefon. Bu kaç? Bu kaç? Bu kaç? Çoğunun zihnine beş geliyor. Neden? Aslında beynimiz daha çok sözsüz sinyalleri algılıyor, sözlü olanı değil. Neden? Çünkü beynimizin algı alanı daha çok görsel alan olduğu için beynimiz görseli olan mesela karpuz dedim. Aklınıza ne geldi? Görsel, karpuzun görüntüsü. Neyi? Söyleyin yani, görseli lütfen. Yeşil, bir yeşil büyük, büyük yeşil içi kırmızı. Bir kırmızı bir Peki harfleri geldi mi? Peki ben o zaman neden eğitimi, neden öğretmeyi, neden öğrenmeyi kelimeleri hapsediyorum. Evet. O zaman aslında biz sol beynimizi biraz kültür haline getirdiğimiz için yaşayarak öğrenmeyi tercih etmiyoruz Hakan Bey. Ki zaten siz de kendi e, kurumunuzda, kendi kitaplarınızda bunu yazdınız. Hani biz sizin kitaplarınızı da Mustafa Ütaş Akademi olarak biz kendi kurumumuzda uyguladığımızda eğer çocuk sağ beyni kullanıyorsa yani çocuk biraz kendi potansiyelini işleyen bir işleyiş içerisindeyse daha çok zevk alıyor. Mesela bugün işte zihin haritaları dedikleri bir sistem. Ee, evet onun da faydası var ama ben diyorum ki 7'den 70'e herkes sağ beynindeki potansiyelini günlük hayatında kullanırsa bir mesleki hayatını kolaylaştırır. iki akademik hayatını kolaylaştırır. Üç özgüven gelir. Ya yani düşünün mesela siz biz şu anda sunum ben mesela size sunum yapıyorum. Bilmezsem, bilgi yönetmezsem Türkiye'nin karşısında konuşabilir miyim? O zaman aslında biz doğru öğretirsek ya ben burada şuna gelmek istiyorum. Ha, velilerimizin de çok rahat anlayabileceği şekilde basitleştirip çok böyle e, bilimsel terimlerden ziyade bir de Hakan Bey ben şuna ben iki üniversite okudum. Açık söyleyeyim şu anda size anlattıklarım daha çok 15 yıllık gözlemlerim. Kendi kurumumuzda öğrenciye anlattıklarımız, gözlemlediklerimiz. Burada hani yaşayarak öğrettiğiniz zaman eğitimi kolaylaştırıyorsunuz. Anlattığınız zaman zorlaştırıyorsunuz. Bakın Allah bana iki el vermiş. Neden tek el değil? İki göz vermiş, iki kulak vermiş. Bir de iki ayak vermiş. Şimdi ben tek ayakla yürüyebilir miyim? Yürüyebilirim ama zorlanırım. Tek ayakla koşabilir miyim? O zaman bir de bakın mesela hatta ülkemizde bir örnek vereyim. Hüseyin Turan. Türk'ü sever misin bu arada? Seviyorsun değil evet, mi? Hakan evet, Bey? Seviyorum. Hüseyin Turan konuşurken kekeliyor değil mi? Neden? Sol konuşma görevinin yapan ne? Sol beynimiz. Peki şarkı söylerken bu adam niye kekelemiyor? Çünkü sağ beyinde ritimle çalışan hücreler dile yardımcı oluyor. Beyin bütünsel onu algılıyor. Bütünsel dile destek veriyor. Ve normalde şarkı söylemek konuşmaktan daha zor. Ben bazen söylüyorum Hakan Bey bu arada. Ee, söyledi Burada zoru doğru kullandığınızda yapıyorsanız neden basiti yap yapamamakta zorluk çekiyoruz? Çünkü biz sağ beynimizi eğitim hayatında günlük hayatımızda kullanmıyoruz. Şöyle mi özetleyelim? E, be, potansiyelimizi istediğimiz şekilde kullanamıyoruz muhtemelen. Evet. Yani beş duyumuzu aktif kullanabilirsek belki Çok özür dilerim. Bir duyumuzu Şuradan araya girmek istiyorum. Ta ben, ben, ilk üniversitem tarihtir benim. 28 defa kuşatılmış İstanbul. Büyük devletler ve büyük komutanlar tarafından. Neden Fatih aldı? Araştırın. Son anda sağ beyni kullandığı için. Adısten gemilerin indirilmesi. Evet bu konuyla ilgili te, telefonumuzu hatırlatalım isterseniz. E, muhtemelen e, özellikle e, bu konuda e, problem yaşayan velilerimiz arayıp e, size sorularını ileteceklerdir. Tabii soru, ki. Tabii ki. Alan kodu 0224 331 70 75 e, telefon numarasından bize ulaşıp e, sorularınızı iletebilirsiniz. Evet Mustafa Bey şöyle özetlersek yani ciddi öğrenme anlamında bütün şeylere sahibiz özelliklere evet, sahibiz evet, potansiyelimiz evet. yeterli miktarda var bu bize verilmiş fakat bu beş duyu değil tek duyuya odaklanıp tek duyu kullanmaya zorladığımız için muhtemelen evet. öğrenirken Kolay zorlaştırıyoruz, işi zorlaştırıyoruz. Evet. ama bu beş duyu peki beş duyu aktif olarak temelde okul öncesinden anaokulundan itibaren mi kullanmaları gerekiyor ve evet, evet. çok öğrencilerin veya ee, ee, Hakan sitemiz. Bey işte. Yani yaratıcı gereksiz olan bir organı bize vermez. Yani evet. şimdi baktığınızda bakın e, gelişmiş ülkeler dikkat ederseniz ki aynı biz aynı zaman bir çocuk üniversitesi projemiz var ya da yaşayarak öğrenme adı altında bir işleyişim. Çünkü biz bunlar bedellerini çok ülke olarak ödedik ve bir de hani diğer taraftan baktığınızda bu ülke eğer teknolojisini üretmiyorsa insan fıtratını eğitmediği için bir şartlara göre eğitim veriyoruz. Öğretmen gidiyor sınıfta diyelim ki kaç kişi varsa. Diyor ki yani ben ne kadar bu şartlara göre eğitim yapabilirim. Peki çocuğun duyularına hitap eden bir ortam yoksa, çocuğun algılayabilecek bir ortam yoksa, o zaman aslında ben o çocuğu eğitmiyorum, ben o çocuğu eri eritiyorum. Ve ülkemizde bakın dikkat edin, e çocukların çoğu okula gitmek istemiyor. Neden? Çünkü kendini yaşayamıyor. Bu yaşam kendini yaşayamayan öğrenci ortamda bulunmak istemez. Ve ben ee, aynı zamanda biz Mustafa Yurttaş Akademi olarak da e, bu eğitime ki sahabeyi kullanma ülkem kitabını bir müfredat olarak öğrencilerimize verdiğimde şunu gördüm. Bakın dünyada İngilizceyi konuşmayan toplumlardan biri biziz değil mi? Evrensel bir dil. Ya yani dil milliyetçiliği yapmak istemiyorum ama sonuçta bugün teknolojik olarak ve dünyaya evrensel iletişim kurmak istiyorsanız dünyada etkin olan dili kullanmanız gerekir. Şimdi çocuk okula gittiği günde bakın gittiği günde fazla değil günde üç kelime İngilizce öğrense. Mesela hello diyelim. Çocuk onu resme dökse. Sınıfta akranıyla birlikte pratiğini yapsa. Eve gittiğinde anne hello dese, baba hello dese. Yani yaşayarak öğrenme diyoruz ya, bütünsel öğrenme diyoruz ya. O çocuk yaşadış kelimeyi unutur mu? Biz ne yapıyoruz? 40 kelimeyi yazıyoruz. Hayır çocuklar ezberleyin, sınavda soralım. Ve bunu yapanı zeki olarak adlandırıyoruz, yapmayanı tembel ya da işte yeteneği düşük olarak algılıyoruz. Şimdi yaratıcı bana ne diyor? Ben seni mükemmel şekilde yarattım. E, bizim işleyişimiz fıtrata uygun olmadığı için, hatta şunu da söyleyeyim, e, Hakan Bey kendi eğitimlerimde de ben bunu dile getiriyorum. Bu toplumun ön gelişimin önünde iki büyük kelime var. Biri yetenek, diğeri zeka. Biz yetenek ve zekayı bir tarafa bırakıp potansiyelimizi doğru eğiten bir işleyişle işle doğru üretim yapmadığımız sürece bu üretimler sadece belirli alanlarda sınırlı kalacak ve bu bizim bireysel, toplumsal ve ülkemizin geleceğini de olumsuz olarak etkileyecek. Şimdi ben düşünüyorum bugün sözel dersi olarak normal bir zekaya sahip olan bir öğrenci sağ beyinde iyi kullandığı zaman doğru öğrendiği zaman öğrenemeyeceği bir konu bana getirebilir misiniz? Bakın çarpım tablosunu bu, bu arada dünyada ezberleyen tek ülke biziz. Hatta ben biz kendi kurumlarımızda da bu eğitimi verirken işte bir anne dedi hocam yedilerde sıkıntı çekiyor. Bir örnek vereyim. Peki dedim yani siz bunu çocuğa yaşatarak mı öğretiyorsunuz yoksa yine ezberliyor, ezberletiyor musunuz? Hocam diyor işte çarpım tablosu ezberleniyor diyor. Hani bunun başka bir yolu var mı? Ben çocuğu aldım yanıma. Bir düşündüm hani yedi kere yediği bu çocuğa nasıl öğretebilirim? Ama çocukça yani çocuğun seviyesine inerek, çocuğun duyurularını da katarak ya da yaşanmışlığını da yansıtarak. Dedim ki tabii biraz ailesi hakkında bilgim de var. Çocuğa sordum sizin evde kilo olan kim dedim. Abim dedi. O zaman ya A4 kağıdına abinin resmini çiz yavrum buraya çizdim. Dedim ki abin niçin 49 kilo oldu? Yedi, yedi 49 kilo oldu. Çocuk da güldü hoşuna gitti 49 şey yap. Bakın 10 dakika sonra sordum belinin yanında. 7 kere 7 çocuk daha önce o ezberlenmiş olan kısmı unutmuş. Abisini hatırladı. 7 hocam 49 dedi hocam. Şimdi bakın. Peki o çocuk evde abisini gördüğü zaman her zaman akla gelecek olan nedir? 7 kere 7. Peki bu çocuk bir daha 7 kere 7 unutur mu? Niye biz o zaman kolayı zorlaştırıyoruz bu ülkede? Ben bir de gerçi ben de eğitimciyim aynı Peki zamanda. Peki kitap, kitaplar Hı. veya hani süre gelen bir eğitim sistemi evet. var. İfade ettiğimiz. Çok öz özür dilerim o İngilizce de eksik kalmasın. Tabii. Şimdi çocuk üç kelimeyi öğrendi. Pratiğini yaptı, yaşamına yansıttı. Yaşamadığınız bir şeyi yaşatamazsınız. Bu da daha çok sağ beyindeki duyularımızı katmakla olur. Çocuk üç kelimeyi öğrendi. Ondan sonra o cümle içerisinde kullanma sistemini öğrendiği zaman bakın okul hayatında ben sahabeni e, kullanmayan ülkem kitabını yazarken bir hesap yaptım. 8460 kelime ediyor. Peki ben İngilizce olarak kendimi ifade edebilmem için ya da işte dünya iletişim kurabilmem için kaç kelime ihtiyacım var? 1000-2000 bin, bin kelime. Peki Shakespeare İngilizceye hakim olan en etkin yazarlardan biri olmasına rağmen eserlerinde kaç İngilizce kelimeyle eser yazmıştır? 5000. O zaman bu ülke şunun farkında olmalı. Biz fıtrata göre eğitim yapmadığımız için çocuklarımızı eğitimden soğutmuşuz. Bu toplum fıtratına göre öğrenmeyi gerçekleştirmediği için eğitime karşı bakış açısı negatif ve okumayan bir toplum olarak algılanıyoruz. Ve bakın biraz da şeyden bahsettiniz. Bir çocuk anaokula giderken dikkat edin hayal gücü çok yüksektir. Değil mi öyle şeyleri anlatır ki size. Yani nasıl aklına geldi diyorsun. Çünkü çocuğun hayal gücü var. Ama bu çocuk ilkokula başladığı zaman bıçak gibi hayal gücü kesiliyor. Neden? Çünkü o çocuğun hayal gücünü destekleyen bir ortam okulda olmadığı için ezber eğitime geçiyor. Ve çocuk bu defa kendini değil, öğretmenin uyguladığı sistemi öğrenmeye çalışıyor. Bakın bir de kendi danışanlarımdan gördüm. Aslında bu bu, bu da şunu gösterir. E, velilerimiz şunu, lütfen şunu yapsınlar. Ben kendi kişisel hayatımda da bunları yaşadım. Etiketlemek aynı zamanda insanın günahına girmektir Hakan Bey. Çünkü yaratıcımın bana sen mükemmelsin doneleri mükemmeldir dediği zaman bir öğretmen ya da bir anne baba ya da benim arkadaşım bana salaksın deme hakkını bulamaz. Ama maalesef bakın Japonlarda en kötü kelime kişiye siz değil sen de hitap etmek. Hatta belki o Masaru Emoto'nun hikayesini bilirsiniz. Suyu evet. Mucizesi kitabında da yazıyor. Evet. Şimdi e, çocuk işte bir velim e, dedi ki hocam dedi bizim ilk çocuğumuzu biz deneyimsizliğimize geldi. İkinci çocuğu Biraz bir uzmandan destek alalım. Yani biraz bir uzman desteğiyle yetiştirelim. Ve biz e, uzman da bize söyledik nasıl hipnotik dil diyoruz biz psikolojide buna. Çocuğunuza ne söylerseniz, hayatına ne çekerseniz aslında ona göre şekillendirirsiniz. Peki adını Mimar Sinan koyduk. Mimar Sinan hoş geldin. Mimar Sinan güle güle. Mimar Sinan bu konuda ne düşünüyorlar acaba? Diyor ki çocuklar merak saldı. Mimar iyi. Bütün eserleri incelemek istiyor. Baba Mimar eserlerini getir. Babası okuyor. Çocuk fotoğrafik hafıza olarak kaydediyor. İlk bakın 5 yaşındaki birçok bir de hayal gücünü öldürmeme babında da önemli olduğu için sizin de kitaplarınızda bunu dile getirdiniz zaten. 5 yaşına geldiği zaman eve gelmiş demiş ki baba sana bir soru soracağım. İnşaat mühendisi kafan çalışır. Buyurun yavrum. Baba demiş tahtaya varmış. Baba demiş 80, 81, 79. Hangisi daha çok 80'e yakın? Babası demiş yavrum 79. Önce anlamadım demiş. Sonradan demiş ki 70. yapmam baba demiş ya ben senin zekini biliyordum. Baba demiş 79 geçmişte kaldı. Geride kaldı. Niye 81 demiyorsun? Niye geleceğe bakmıyorsun? Bakın 5 yaşındaki çocuğa vizyona bakın. Dikkat edin Mimar Sinan'ın bütün eserleri sayısal olarak hep geleceği ve hep gelişmeyi yönlendirir. Tabi çocuk evde hani istediği şeyi alamayınca, geri bildirim alamayınca öğretmenime sorayım diyor. Öğretmenim diyor 80'e 79 mu yakın yoksa 81 mi yakın? Yavrum diyor böyle salakça şeylerle uğraşma ikisi de aynı diyor. Peki o çocuğun vizyonu ne oldu? O çocuğun hayal gücü ne oldu? Tarihe bakın. Hatta Einstein'ın ifadesidir. Hayal bilgiden daha önemlidir. Yani bu ne demek? Sağ, hatta sağ beyin sol beyin hizmetkarıdır diyor. Ben bir hedef belirlerim sol beynimle. Peki o sol beynimin belirlediği hedefe hangi donelerle giderim? Duyguyla giderim. Görselle giderim bir yaşanmış olduğum bilinçaltı potansiyelimle giderim. Ama bunu bana da yaşatacak aile ortamım olmalı. Çocuk olarak efendim okulda öğretmenin ve sınıfın oluşturduğu bir ortam olmalı. Evet, e Şöyle aslında bu ifade ettiğiniz bir yapılan Amerika'da 1964 yılında yapılan bir grup psikoloğun yapmış olduğu bir araştırmayı bize hatırlatıyor. Anne baba tutumunun ve öğretmen tutumunun çocukların başarısı üzerinde ne kadar etkili olduğu ile ilgili. Evet. İlkokul ve ortaokul öğrencilerine senenin başında öğretmen bir test uygulanıyor ve öğretmenlere şöyle deniyor. Bu zeka testini Harvard Üniversitesi hazırladı evet. ve çok etkili bir test, çocukların başarı yani zeka düzeyini ölçen bir test. Ee, 320 öğrenci yakın bir öğrenci üzerinde uygulanıyor ve e, öğretmenlere iç, bu 320 öğrenci içerisinde e, 60-65 öğrencinin ismi veriliyor. Evet. E, bunlar bu testten çok yüksek puan aldı yıl içerisinde bunların zeka düzeyi zekaları artacak. Hani sonradan açılacak. arapatı gibi hani sonradan çok daha iyi öğrenecekler şeklinde öğretmenlere bu ifade ediliyor ve öğrencilerle paylaşılmamasını söylüyorlar. Tabii aslında bu 65 öğrenci 320 öğrenci içerisinde öylesine seçilmiş öğrenciler. Hani teste iyi sonuç alan öğrenciler değil ve senenin başında yapılan bu test ve bu öğretmenlere verilen bu bilgi Öğretmenlerin bu 65 öğrenci, bu %20'lik dilimde bu çocuklar zeki çocuklar, başarılı olacak tutum ve davranışı sene sonunda... Tekrar bütün öğrencilere bu test uygulandığında öğrencilerin bu 65 öğrencinin diğer öğrencilere göre ders başarının başarısının daha fazla arttığı somut olarak e, bu e, psikolog e, ekibi e, net olarak ortaya koyuyor ve şunu söylüyorlar hani 65 öğrenciye öğretmenin e, daha fazla ilgilenmesi ve çok zeki ve bir şeyler öğrenecek gelecekte bir nokta iyi bir noktaya gelecek beklentisi öğretmenin öğrenci olan tavrını tutumunu da değiştiriyor. Tabi anne babanın tavrı ve tutumu işte mimar Sinan olacak gelecekte iyi bir noktaya gelecek şeklinde o çocuğa daha sabırlı davranması o çocuğun daha iyi öğrenmesine zemin ve ortam hazırlamaları ve o bakışta ileride belki ortaya koyabilecek eseri şimdiden görüyor olmaları. Yine o sağ beyni kullanarak hayal ediyor olmaları. Burada e, herhalde değil mi ifade ettiğiniz evet, şeyler evet. E, özellikle çevremizdeki e, 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 ebeveynlerin, anne babanın çocuklara e, bakışı, öğretmenlerin, eğitimcilerin çocuklara yüklediği anlam, bakış, e, gelecek adına çocukların hayatını ne kadar çok değiştirdiğini gözlemliyoruz. Tabi bu arada ilkokul bir 6-7 yaş grubu ve 4. 3. sınıfların ilkokul grubunun çok daha zeka testi yüksek puan aldığı görülüyor ki aslında en çok yardıma ihtiyaç duydukları, destek bekledikleri değil mi görmeleri gereken dönem olduğunu ifade edebiliriz. Ya bu söylediğiniz tam etkili ve özellikle yapılması gereken e, uygulamalar. Bu noktada peki Mustafa Bey, e, yani hani sağ beynin e, etkili ve aktif kullanmamız gerekiyor ki e, kolay öğrenelim ve öğrenci işini kolaylaştıralım, rahat olalım. Ee, bakın, şunu bakın dikkat ederseniz şu anda evet. mesela siz sunum yapıyorsunuz. Biz acaba e, şunu bir e, hatta yapılan araştırmalara göre Türkiye'de e, mesela 150 bin hayra karşı 1500 evet din duyuyor gençlerimiz, çocuklarımız. Yapamazsın, edemezsin yapamazsan rezil olursun. Yapamazsan kınanırsın. Yapamamazsan farklı etiketlenirsin. Bizim önce hadi biraz önce rahat beyin öğrenir. Kendini kasan beyin öğrenmez. Cesaret silen, birilen insan değil yani mi? Yani özgüveni zaten eğer bir aile inşa etmemişse. Yani şimdi mesela dedim ya mesela örnek vereyim. Tarih dersi bizde ezber olarak bilinir. Değil mi? Hatta arkadaşlar gösterebilirse ben de belki velilerimiz istifade eder diye göstermek istiyorum. Çok basit. Dedik ya önemli olan bilgi yönetmek. Önemli olan rahat olmak. Bu hem öğretmen işini kolaylaştırıyor. Ben yaklaşık 15 yıldır eğitim sektörü içerisindeyim. Hatta geçti de ama genelde hani bu alanla ilgili araştırmalarım. Şimdi öğretmen diyelim ki tarihte yönetim içimden işliyor. Bakın çok basit. Dedik ya şunu söylüyorum ve iddia ediyorum. Öğrenmeyen öğrenci yoktur. Öğretemeyen sistem ve öğretmen vardır. Ben bir öğretmen olarak da aynı zamanda söylüyorum. Ben aynı zamanda Ge geçmişimle araştırabilirler Hakan Bey. İlk ilkokuldan ortaokul, lise, üniversite hazırlık ve üniversite derslere girdim. En yani sonunda üniversitedeyken bırakıp kendi alanımıza yöneldik. Ben ülkeme şunu kazandırmak istiyorum. Çünkü ben ezberle mesela diyelim ki sözlü notundan düşük almamak için o anki kaygıdan dolayı bir tane eksik söylediğim için hayır hocam ben işte hani teşekkür almak için e doğru söyledim deyip dayak yiyebilirim. Brezilya'daki ovaları sırayla sayamadığım için not az, yani notu eksik alan biriyim. Sonra da düşündüm. Ben Brezilya'daki ovaları sırayla saysam benim hayatıma ne katkısı olacak? Saymazsam ne olacak? Bakın çocukları, ben bunu çok önemsiyorum Hakan Bey, bir çocukları bir bilgi hamalı değil, yaşamını güçlendiren bir sistem haline getirmemiz evet. gerekir diye düşünüyorum. Peki Mustafa evet. Ben evet. o zaman o tarihteki sistemi kısa... araya reklamlardan Aynen, sonra çok, vereyim. Peki. Çok kısa bir aradan sonra tekrar birlikte olacağız. Başaran yayınlarının sunduğu Başarılı Çocuk devam edecek. Başaran yayınlarının sunduğu Başarılı Çocuk devam ediyor. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Uzmanımız Mustafa Yurttaş. Evet bir örnek veriyordunuz hocam. Buyurun bunu evet. tamamlayalım. Tarihten diyelim ki öğretmen yönetim içimlerini istiyor. Yine size mi? Hangi kameraya bakıyorum arkadaşlar? Size mi? Evet. Şimdi... Diyelim ki öğretmen tahtaya yazdı. Bir cumhuriyet nedir? Tarihteki yönetim şekli olarak halkın kendi kendi yönetmesi bir seçim sonucu oluşan bir yönetim. Bir. iki Monarşi kral yönetimi yani krallık yönetimi ya da halkın kral tarafında yönetilmesi. Oligarşi zümre yönetimi dedi. Teokrasi dine dayalı yönetim örnek verdi. Meşrutiyet kral altı meclis yönetim. Şimdi bu anlattıklarını çocuk tahtaya yazdığı zaman ezberlemek zorunda kalıyor. Dikkat edin Kelimelerin içeri birbirine benziyor. Peki çocuk bunu hocam sağ nasıl dahil edebilir? Yani bu bilgileri ezberlemede rahat bir şekilde hatta eğlenceli bir hale nasıl getirebilir? Örneğin de hatta bunu bir öğrencimiz çizmişti. Orta iki öğrencimiz çizmişti. Bakın çocuk buraya ana tema olarak tarihte yönetim içimleri demiş. Buraya bir sandık resmi zarf resmi çizmiş sandık ve zarf resmini çizdiği için bu bilgi çocuğa aittir artık. Öğretmene ait değildir. Devam ettim. Teokrasi çocuğa papa resmini hatırlatmış, papa resmini çizdirmiş. Kral, monarşi, zümre yönetimi, oligarşi, kral artı meclis meşru Dikkat edin. Özellikle şunu göstermek istiyorum. Eğer kelimeler bir içeriğe hakim değilseniz Ezberlemek zorundasınız. Hatta yapılan araştırmalar beynimiz sağdan sola daha iyi hatırlıyor. Daha iyi karıştırmadan hatırlıyor. Ama siz bunu çizdiğiniz zaman sandık resmini papa resmine karıştıramazsınız. Papa resmini kral resmine karıştıramazsınız. Bu defa ezberlemeden rahat bir şey. Diyelim ki çocuk bilgiyi yönetti. Ne yapıyor bu defa? Sınıfa giderken rahat gidiyor. Biliyor zaten bilmeyen öğrenci kaygılanır. Bilmeyen öğrenci ortamda bulunmak istemez. Ama eğer çocuk bilgi yönetiyorsa, kendisine barışıksa, konuyla barışıksa, o ortamda bulunmak ve kendini göstermek istiyorsa o zaman o çocuk için eğitim eğlenceli hale gelir. Eğitim eğlenceli ve kolay öğrenilir duruma getirmenin evet. yöntemi, evet. beynin sağ lobunu. Bu arada tabii sağ ve sol lob olarak beyin ikiye genel olarak ikiye evet. ayrılıyor sağ lobunu aktif olarak veya ikisini birlikte kullanmak. Eğitim sistemimiz hep sol e, lobu gelişmeye dayalı bir e, sistem olduğu için sağ lobu doğuştan değil değil mi hocam? Yani hani sağ ve sol lobu doğuştan de değil. De a Hat ok Hat şu anda artık okul e, öncesinde hangi, sağ lobu daha hangi aktif kullanıyor rücreni, öğrenciler. Tabii, tabii, hangi sinir he Hangi sinir hücremizin nasıl çalıştığı, görevinin ne olduğu, Hatta yapılan araştırmalara göre mesela e, bir bildiğim kadarıyla bir Alman nöroloğu e, bir hastası konuşamıyor ve konuşulanları kaydetmiyor. Yapılan uzun bir araştırmalar tedavi sürecinden sonra bakıyorlar ki onu dile getiren dil hücresi ve onu algılayan dil hücresi de beyinde zarar meydana geldiği için o bölge zarar gördüğü için görevini yerine getiremiyor. Tabii ki şu anda bir bedenimizin sol tarafını sağ beynimiz yönetiyor. Sağ ta tarafını sol beynimiz yönetiyor. Yani bugün hatta yapılan araştırmalara göre bu aslında ülkemizde çok önemli. Ben kendi biz kendi kurumumuzda da şunu özellikle önemsiyoruz. 0-12 yaş dönemi bir insanın en temel dönemleridir. En verimli dönemleridir. Hatta beyin yapılan araştırmalara göre %85'i tamamlandı dönemlerdir. Eğer o dönemde çocuk sağlıklı iletişim kuramıyorsa evde, ...sağlıklı öğrenmeyi gerçekleştiremiyorsa, çocuğa göre düzen ayarlanmamışsa 12 yaşından sonra biz V'lere geçmiş olsun diyoruz. Hatta Freud ne diyor? Bir insan 7 yaşında neyse 70'inde odur. Ben bunu şöyle bir bağlamak istiyorum Hakan Bey. Toprakta mineraller var değil mi? Bu mineral neyi yetişiyor? Çileği yetiştiriyor değil mi? Karpuzu yetiştiriyor, sebzeyi yetiştiriyor. Peki o topraktaki minerallerin çiçeği yansıması için meyveye yansıması için, sebze yansıması için bizim görevimiz nedir? Onu sulamamız gerekir değil mi? Şimdi bir de dönemini yiyilmemiz. Hatta yapılan araştırmalara göre 4-5 yaşında bir eğer çocuk renkleri, şekilleri öğrenmemişse o dönem geçtikten sonra o renkler ve şekil o çocuk için her zaman sıkıntılı olacaktır. Bu ne demektir? İnsan, insanın biyolojik yapısında evreler vardır. Bu evreleri iyi kullanmak gerekir. Eğer ben özellikle hani eğitimci de olduğum için bir taraftan gözlemlerimi kitaplarımda paylaştım. Bir anne babanın yapması gereken küçük öz özgüveni çocuğun içinde inşa ettikten sonra yabancı dil, severek okuma, okumayı sevdirme ve severek matematik gibi temel olan dersleri verdiği zaman bu üç direk 12 yaşından sonra çocuğun eğitiminde temel besleyicilerden bir noktaya gelir evet. efendim. Bu anlattıklarımız ışığında bu sağ lobun gelişmesi ve altyapının oluşması anlamında tabi önereceğimiz kitaplar var. Hayal gücünü ve çizim yeteneğini geliştirme kitabını önerdiğimiz bir kitap. Özellikle beynin sağ lobunu Öğrenci etkili bir şekilde kullanamıyorsa, ilkokul döneminde ilkokul 1, 2, 3. sınıflar için ayrı ayrı yazılmış bir kitap. İçerisine özellikle derler eğitimiyle yarım bırakılan öyküler var veya kelime havuzu var. Bu kelimelerden öykü tamamlıyor veya bir görsel var. O görselden bir öykü üretiyor veya bir şeklin yarısını tamamlıyor şeklinde kitabın içeriğini şu şekilde de göstermek istiyorum. kitabın içeriğini şu şekilde göstermek istiyorum. Özellikle çizim yeteneğini geliştirme, yarım bırakılan öykülerin tamamlanması. İşte papatya resminde 6 tane kelime var. Bu kelimelerden derler eğitimiyle kendi öyküsünü yazması. Yine bir verilen resimden yola çıkarak o kişilerin kahraman isimlerini verip öykü ismini kendisi belirleyecek ve kendisi bir öykü yazacak. Bu şekilde. E, çizim yeteneğini ve hafızasını da geliştiren e, bir e, çalışma. Tabii bu tür uygulamalar hani şöyle bir şey yok. Biz genellikle hep öneri ve tavsiyelerde bulunan e, bir milletiz. Yani şunu yap, bunu sol yap beyni evet. Evet. ve evet. böylelikle tabii aslında e, kitabı okurken kelimeler birer araçtır. <laughs> kelimeler birer araçtır. Biz burada kalem diye okuyoruz ama evet. bizdeki o kalemler, o harfler yan yana gelen harfler kalemi oluşturdu ama beynimiz görsel olarak kalemi düşünüyor. Öncelikle bu tür kaynak ve bu tür kitaplarla işte hayal gücünü geliştirme, çizim yeteneğini geliştirme, ...hayal gücünü ve çizim yeteneğini geliştirme ve yazarlık gibi bu tür kitaplarla sağ beyne yatırım yapıp sağ beyni çalıştırıp akabinde ikisinin birlikte aktif olarak kullanılması öğrenme aşamasında öğretmen tahtada anlatırken bu tahtadaki bilgiyi kaydetmesi veya dersine çalışırken o bilgiyi kaydederken sağ ve sol lobu birlikte kullandığı zaman tabii kolay ve kalıcı bir öğrenme olacak. Doğru öğrenme olacak ve evet. kalıcı olduğu için de bu bilgileri sınavda hatırlayabilecek. Aynen. Çünkü en büyük problemim şu. Çok çalışıyorum ama olmuyor. Çok çalışıyorum veya işte sabahlıyorum, sınava gidiyorum, hiçbir şey hatırlayamıyorum. Tabii bunun temelde dikkat eksikliği ve başka etkenler de var ama temelde o kalıcı bilgiyi sağ beyni kullanarak e, depolayamadığı için arşivinde olmayan veya işte unutulan bu bilgileri tekrar hatırlamada güçlük yaşıyor. Bunun olmaması için diyorsunuz. Özellikle görsel, beş duyumuzu etkili ve aktif kullanan, kullanmasını sağlayan bu tür kaynaklar, bu tür kitapları kullanmak gerekiyor ve bu tür kitaplarla sağ beynimizi beslersek süreç içerisinde sol beyne hizmet etmiş olacak. hizmet etmiş olacağız. Ezberlememiş olacak. Bu İkisi çocuk. birlikte çalıştığı için Böylelikle başarılı bir öğrencilik dönemi geçirecek ve başarılı olan bir öğrenci, tabii hep başarılı öğrenci diyoruz ama tabii bunun içerisinde aslında amacımız mutlu ve başarılı bir öğrenci olmasını sağlamak. Çok Öğren, çünkü bir şekilde hayatımız hayatımızı kolaylaştırmak için bilgiyi kullanarak değil mi işlememiz gerekiyor o e, hayatın karşımıza çıkabilecek olayları çözme anlamında karar verme kendimizi doğru ifade etmenin yolu o bilgiyi alıp işlemekten geçiyor İşte o bilgiyi uzun süre kaydetmenin yolu da sağ beynimizi aktif ve etkili kullanmakta mümkündür peki Mustafa Bey az bir süremiz kaldı e, son cümlenizi alabilir evet. miyiz şimdi aslında biraz önce kitabınızı geçit emeklerinize sağlık çok güzel şimdi çocuk diyelim ki burada hikayeyi okudu evet ne yapacak? Bu defa bu bizim çocuğa sunduğumuz bilgi. Değil mi? Kameraya Çok gösterebilirsiniz. Çok güzel bilgi. Her. Çocuk da bunu kendi hayaline göre şekillendirecek. Bakın çocuğun alanı. Kısa bir öyküyü evet. okudu. Devamını kendi zihninde e, tamamlayacak. Bırakın o çocuk bilgiyi kendine göre şekillendirsin. İstediğimiz bu zaten değil mi? Ve ona ait olsun. Bakın ben de evet. Sabiha'nın Kullanmayan Ülkem kitabında hatta bir öğrencimizden örnek. Çocuk şu anda burada bir hikaye okuyor. Evet. Hikaye okuyor. Kendi algıladığı şekilde görselleştiriyor. De, Sonradan görselleştirdiğini kalkıp tahtada anlatıyor. Çocuk ne yapıyor? Demek ki asla bilgi eğlencelidir. Şunu bitirmek istiyorum. Biz, bakın 15 lira eğitim sektörü içerisindeyim. Ee, şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Bizim ...sağ beynimizi yani duyularımızı eğitimize kattığımız zaman... ...günlük hayatımıza kattığımız zaman günlük hayatımızın kolaylaştığını göreceksiniz. Evet. Teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Biz Şakal. teşekkür ederiz. Sağ Peki olun. verdiğiniz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Evet sevgili seyirciler süremiz çok sınırlı fakat anlatacaklarımız çok fazla. İsterdik ki çok uzun bir sürede çok daha fazla bilgi aktaralım. Hatta uygulamalar yapalım veya burada öğrencilerle kolay öğrenmenin nasıl olduğunu gösterelim... Evet bu hafta bize verilen sürenin yine sonuna geldik. Önümüzdeki hafta farklı bir konukla ve çok farklı yine önemli bir konuyla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın. Başaran Yayınları başarılı çocuk programını sundu.